Bugün biliyorsunuz iki noktadan gelen görüntüler vardı, haberler vardı. Öncelikle bir Samsun'u iletmek gerekiyor. Samsun'da çünkü iş bir nöbet boyutuna da ulaştı. Atatürk Anıtı'na düzenlenen bir saldırı vardı efendim ve bunun ardından da tepkiler çığ gibi büyüdü. İnsanlar orada bir ata nöbeti tuttular biliyorsunuz. Gece boyunca meşalelerle birlikte aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri var. Bu saldırıyı bir akıl tutulması olarak yorumluyor katıldığı bir programdaki yapmış olduğu açıklamalardan biri de buydu efendim. CHP milletvekili, İzmir milletvekili Tunca Özkan'dan da bir tepki var. Samsun provokasyonu bizi bölemez diyor. Buradaki provokasyon vurgusu da önemli elbette. Meşalelerle heykelin gece boyunca yanı başındaydı yurttaşlar ve o nöbeti tuttular. Sloganlar da atarak aynı zamanda Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlamasıyla bu iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Milli mücadele yolunda atılan ilk adımı temsil ediyordu. Halatla yıkılmaya çalışıldı. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli tutuklandı. Olaya dair siyasilerden tepkiler ard arda geldi. Mustafa Kemal Atatürk'le bizim ne sorunumuz olabilir? Ya bu ülkeyi kurtaran kişi sadece bizim önderimiz değil aslında. Bütün mazlum milletlerin önderi olan bir kişi. Örnek bir isim. Örnek bir isim. Yani hangi gerekçeyle bunu yaparlar? Bir akıl tutulması var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saldırının gündemi değiştirme çabası olduğunu söyledi. Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik olaylar. Yani vatandaşın gündemi perişan vatandaş, mutfağında yangın var. Bu gündemi değiştirmek için bazıları kalkıyorlar, toplumun dikkatini belli bir yöne çekmek istiyorlar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, karanlıktan, karışıklıktan medet umanlar bu kez de Samsun'da ortaya çıktı dedi. Türkiye'yi kimlikler ve değerler üzerinden kutuplaştırma çabası dün de asıl gündemimizi gölgeledi, bugün de yine aynısı yapılmak isteniyor sözleriyle saldırıya tepki gösterdi. Bu işin sonuçlanana kadar... CHP İzmir Milletvekili Tunca Özkan da Samsun provokasyonu bizi bölemez, Türkiye'de hiç kimse Atatürk'le kavga etmez diyerek sağduyu çağrısında bulundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı noktada duran heykelin yıkılmaya çalışılması üzerine yüzlerce insan anıta gitti. Çadırlar kurdular, nöbet tutmaya başladılar. Önce hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu, ardından İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı gece boyunca anıtın önünde yankılandı. Emniyet güçlerinin önlem aldığı alanda nöbet sabaha kadar sürdü. Şüpheliler hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma açıldı. Tutuklanan iki saldırganın kuzen olduğu ve çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şimdi konuklarımızla bütün bu yaşananları da konuşmak gerekiyor elbette. Her gün yeni bir gündem ve özellikle böyle hani seçim satım hali, o eğime girildikçe, o eğime yaklaşıldıkça diyelim, yani daha da sivriliyor ya söylemler sevgili izleyiciler. Dolayısıyla yapılan her şeyde aynı zamanda bir alt metin var mıdır, yok mudur, amaç nedir diye bunları da konuşuyoruz haliyle. Şimdi kıymetli konuğumuza dönelim. Sayın Aydın Sezer bizimle birlikte. Bugün hem bir dış gelişmeyi de konuşuruz ama içerideki siyaseti de konuşmak lazım. Birazdan Sayın Mehmet Ali Kulat da bize katılacak. Aydın Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar, teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi haliyle bu hem Edirne'deki durum, hem Samsun'daki anıta yönelik düzenlenen saldırı, sonrasında ortaya çıkan tepki, bu tepkinin bir nöbet haline alması, tabii bunlar dikkat çeken gelişmeler. Neler oluyor diye sorduruyor da aynı zamanda. Yani değerler üzerinden değil mi, bazı sinir uçları üzerinden acaba bir böyle toplumu karıştırma çabası söz konusu olabilir mi? Çünkü yapılan provokasyon mesajları ya da söylemleri, uyarıları bize bunu da sorduruyor aynı zamanda. Nasıl bir okuma yapmak mümkün şu anda? Benim açımdan Samsun çok özel bir yer. Samsun 19 Mayıs Lisesi mezunuyum. O heykelin önünde defalarca törenlere katılmış birisiyim öğrencilik döneminde. Ama Samsun halkı bu girişime karşı gereken cevabı fazlasıyla verdi. Öncelikle bir bunun altını çizelim. Evet. Bu kim bilir, belki önümüzdeki günlerde münferit bir olay olarak nitelendirilecek. Saldırganların tutuklanmış olması önemli. Ama tabii burada her zaman toplumun sinir uçlarıyla oynanmasına yönelik provokasyon denemeleri olduğunu da
düşünmek gerekiyor. İki tane meczubun işi diye savuşturulacak olsa da bu gibi provokasyonlar ve girişimler özellikle çok hassas bir dönemden geçen Türkiye'de seçim arifesinde ekonomik krizin zirve yaptığı dönemde hepimizin çok dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor. Başladı tabii emniyet güçlerinin bu gibi noktalarla ilgili gözetim ya da denetim her neyse faaliyet azami dikkati göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hem de katılır mısınız acaba mesela siyasi iktidarın da çıkıp bu konularda bir tavır alması ya da bir açıklama yapması, ne bileyim bu yaşananı belki kınayarak, yani toplumdaki o hani siz biz gibi bir durumun ya da bir kutuplaşmanın oluşmaması adına iktidar kanadından da bir ses yükselmesi elzem midir? Değil midir? Kesinlikle. Zaten bu bir her şeyden önce Atatürk'ü koruma kanunu var bu ülkede, hala uygulanıyor. Bu bir iç güvenlik, İçişleri Bakanlığı'nın görev kapsamına giren bir konu. Yani sadece siyasi perspektiften bir açıklama ya da kınama yapmalarının ötesinde hükümete düşen sorumluluk olduğunun da altının çizilmesi gerekiyor. Ama ben açık söylemek gerekirse hükümetin böyle bir saldırı üzerinden de siyasi polemik yapma niyetinde olabileceğini şimdilik düşünmek istemiyorum. Açıkça da düşünmüyorum diye söyleyebilirim. Bu önemli. Sayın Kulat da bize katıldı. Efendim hoş geldiniz. Sayın Kulat beni duyabiliyor mu? Evet, duyuyorum. Peki, merhabalar efendim, hoş geldiniz tekrar. Şimdi biz tam da Atatürk ve adalet anıtlarına yönelik saldırı, bundan kimin ne murad ettiği, sonrasında bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair de Sayın Sezer'in yorumlarını alıyorduk. Size de soralım Sayın Kulağ, çünkü toplumda ne olduğuna, nasıl bir yani nabız yükseliyor mu, tansiyon yükseliyor mu, toplum ne bekliyor, bu tür şeylere verdikleri reaksiyonun anlamı, daha sonra gidebileceği nokta, bütün bunları tabii kamuoyunu araştırdığınız için, o nabzı tuttuğunuz için bize belki bir geri dönüş olabilir sizden. O yüzden sormak isterim, bu yaşananı nasıl yorumladınız? Çiğdem Hanım, öncelikli olarak ben bu meseleyi ilk duyduğum zaman tepkim şu oldu. Hı. Yani doğrusu Türkiye'de böyle dönemlerde, yani bir değişimin beklendiği dönemlerde siyaseten bir değişimin olması gerektiği ya da muhalefet, her dönem için söylüyorum, sadece bu dönem değil, muhalefetin yükselen değer haline geldiği dönemlerde böyle hadiseleri çok gördük bugüne kadar. Yani hatta bu yönde bir tweet attım, bu oyuna gelene de yuh olsun dedim yani artık. Ama ilk duyduğum anda daha bu insanlar işte oraya gitmemişlerdi. Çünkü bu çok bildiğimiz üç kavramdan bir tanesinin üzerinde provokatif olaylar olur. Üç kavram nedir bizde? Bir din kavramı. Yani doğrusu bugünlerde ben de yani öyle bir cami, cemevi, işte diğer dini ritüellerden bir yerlere yönelik bir kısım böyle garip garip davranışlar, işte cübbeli bir kısım adamların ellerinde sopalarla yaptıkları sokak ayinleri bilmem ne falan, çok alışkınız bunları, çok yaşadık biz. Yani millet olarak da şerbetliyiz bu konuda. İkincisi, milliyetçilik kavramı üzerinden bunlar çok yapıldı bugüne kadar, yine yapılabilir. Yani yapılabilir derken korkarak söylüyorum bunları tabii. Böyle ihtimaller olabilir, olasılıklar evet, ihtimaller olabilir. Üçüncüsü de toplumun, bana göre özellikle şu anda toplumda, özellikle genç nüfusta gittikçe daha da fazla artan Atatürk'e olan saygı, Atatürk'ün kıymetini bilme noktasında vatandaşın gösterdiği bu toplumsal reaksiyon, bunu kaşıyacak birileri çıkar. Yani buna doğrusu geçmişten günümüze gerçekten çok şerbetliyiz, alıştık biz bunlara. Burada tam da istedikleri şey bizi bir şeyciler ve ötekiciler haline getirme talebi. Hegel'in yıllar önce felsefede kullandığı bir tabir var. Öteki tabiri. Bizi öteki yapmak isterler. Bu çok kolaydır birileri için. Tam da bu aşamada özellikle ben işi siyasi tarafa da çekmek isterim doğrusu. Sadece bir uyarı anlamında çekmek isterim. Bunu yapan insanların başka bir sürü hesapları olmuş olabilir. Bu ülkenin barışına, kardeşliğine yönelik bir şey olabilir. Çok yıllar sonra ilk defa bir şey oluyor aslında Türkiye'de. Muhalefette ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partiyle karşısında mesela Gelecek Parti gibi, Deva Partisi gibi, Saadet Partisi gibi, İyi Parti gibi sağ ve sol seçmenin ilk defa buluşabildiği bir ittifak fotoğrafı var Türkiye'de ilk defa.
Bu ittifak fotoğrafı birilerini ciddi şekilde rahatsız etmiş. Bu ittifakların tam ortasına bir el bombası atma, bir dinamit atma gayret olmuş olabilir bu noktada. Bunu şu yapmıştır, bu yapmıştır bilmem. Bu tür konulardaki taşeronlarla da hiç ilgilenmem eskiden beri. Ben bu tür işlerde yıllar önce meşhur bir istihbaratçı vardı merhum, biliyorsunuz televizyonlara çok çıkardı o dönemde. Onun söylediği bir ifade vardı, Mahir Kaynak derdi ki, böyle provokatif olaylarda kim karlı çıkıyora bakacaksınız derdi. Burada kim karlı çıkar? Bir kere her şeyden önce bu ülkenin birliğine, beraberliğine yönelik gayreti olan insanları mutsuz etmeye yönelik, endişelendirmeye yönelik bir gayrettir bu. Toplumun bir kısmının Atatürkçülük damarını öne çıkarırken, ki bunun hiçbir mahsuru yok, evet, ama bunu öne çıkarırken onun karşısında birilerini de Atatürk düşmanı gibi algılamaya sebep olmamalı. Birileri derken bu provokasyonları kastedenlerden bahsetmiyorum. Yani beraber belki siyaset yapma, beraber belki yarınlarda yeni şeyler yapmayı planlayan insanların önünü almaya yönelik bir adım olabilir. Bu tür konularda bana göre öncelikle yapmamız gereken, hep beraber yapmamız gereken şu üç ifadeyi kullanmalıyız bizler. Bir kere hiç kimse benden daha fazla Atatürkçü ya da benden daha az Atatürkçü değil. Neden? Çünkü ben de Atatürk Türkiye'sinde doğmuşum. Buradaki okullarda okumuşum. Sonuç itibariyle buraların imkanlarından yararlanmışım. Ne kimseyi kendimden daha az Atatürkçülükle ne de daha fazla Atatürkçülükle itham etme hak, salahiyet ve yetkisi bende yok. Tamam. İkincisi, kimseyi kendimden daha fazla dindar, daha az dindar kabul etmek istemem. Hani olsun kimseye diyebileceğimiz bir şey yok da en azından bir dakikaya müsaade et, bu din senin babanın malı değil, benim de babamın malı değil. Yani sonuçta hepimizin diyebilmek lazım. Üçüncüsü de milliyetçilik konusunda. Sen neden daha fazla vatanperversin de ben daha az vatanperversin? Bir dakika, yani bunu neye göre ölçüyorsun? Ölçü nedir burada? Sonuç itibariyle biz de bu ülkenin okullarında okumuşuz. Bu ülkede gidip askerlik yapmışız. Hanımlar askerlik yapmıyor ama onlar da askerlik yapan insanları yetiştiriyorlar. Sonuç itibariyle, yani askerlik de değil mesele. Bir bütün olarak biz bu üç kavramı kendi ortak paydamız olarak görmeli. Bu ortak paydanın üzerinde olabilecek provokatif süreçlere önümüzdeki günlerde de dikkatli olmalıyız. Burada beni endişelendiren nokta şu. Ben doğrusu Samsun'daki fotoğrafı çok beğendim. Yani insanlarımızın gösterdiği ilgiyi beğendim. Önce onu söyleyeyim. Ama bunun bir taraf tarafından test edilen bir adım olma ihtimalini de düşünüyorum. Ne demek istediğimi söyleyeyim. Genellikle güreş sporunda, ben Maraşlıyım, Maraş'ta güreş sporu, özellikle karabucak güreşleri falan meşhurdur. Güreş sporunda bir adım vardır. Güreşin en başında pehlivanlardan biri diğerin, karşıdakinin gücünü ölçme adına elense çeker, hafif hafif onu yoklar. Yani durumu nedir diye. Bu tür hadiseleri yapanlar da Türkiye'nin yumuşak karnını, refleks noktalarını tespit etmeye çalışıyor olabilirler. Bu konuda çok akıllı olmak lazım. Bu tür konularda kesinlikle biz ülkenin meşru zemindeki siyasilerini, meşru zemindeki vatandaşlarını, bu olayların içerisinde olmayan hiç kimseyi biz ve öteki haline getirme oyununa gelmemeliyiz. Bu çok net. İkincisi, çok net olarak bizler bunun arkasının da gelebileceğini dikkate alarak ülkenin kolluk kuvvetlerine düşer bu iş, ülkenin savcısına, hakimine düşer bu iş. Bu sorgulamaları yaparken sadece bunu yapan insanlara değil, bunların arkasındaki ağababalarına, içeride ve dışarıdaki entelijansiyaya herkesin dikkat etmesi gerekir. Bizim yumuşak karnımız değil Mustafa Kemal Atatürk. Din bizim yumuşak karnımız değil. Milliyetçilik bizim yumuşak karnımız değil. Peki nedir? Bunlar bizim hepimizin ortak paydasıdır. Ve biz bu paydaları herkes kadar önemsiyoruz. Herkesten daha az ve daha fazla değil diyebilmeliyiz. Tabii.